İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul selle mücadele ederken tatilde olduğu için çok eleştirilmişti. İmamoğlu kameralar karşısına geçip ilk kez eleştirilere yanıt verdi. İsim vermeden İçişleri Bakanı Soylu'ya çizme göndermesi yaptı. Çizmeyi şov için değil, vatandaşlarımız zarar görmesin diye altyapı çalışması yaparken giyiyorum dedi. Pınar Mahallesi'nde ortaya çıkan zarar ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Çünkü Esenyurt'ta dere yatağını ben daraltmadım. Geçmiş dönemin Esenyurt Belediyesi, o dönemin İBB Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve hükümeti o zihniyet yaptı bütün bunları. İstanbul selle mücadele ederken tatilde olduğu için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçip o eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu yaşanan manzaraya kendilerinden önce yapılan yanlışların neden olduğunu söyledi. Selden sonra Esenyurt'ta inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da isim vermeden çizme göndermesi yaptı. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyasilerin iş yapma biçiminde olur. Hafta sonu şiddetli yağış dereleri taşırmış. İstanbul Esenyurt'ta evlerin bodrum katları sular altında kalmıştı. İstanbullu selle baş etmeye çalışırken Ekrem İmamoğlu'nun il dışında tatilde olması çok eleştirildi. İmamoğlu ilk kez yanıt verdi eleştirilere. Yılda sadece bir hafta izin kullandığını anlattı. 3 yılda izin kullandığım gün sayısı 3 yılda tam 25 gün. Yani her yıla sadece bir hafta düşüyor. Bir hafta, her yıl bir hafta ailesine vakit ayırmış bir babayım. İki tatilimde de yağmura denk geldi İstanbul. İmamoğlu il dışındayken de ekipleri koordine ettiğini söyledi. 3 yılda yapılan altyapı çalışmalarıyla felaketin ucuz atlatıldığını savundu. O yağmur 3 yıl önceki İstanbul'a yağsa bugün aradan bir hafta geçtikten sonra bile hala selde kaybolmuş insanlarımızı arar olurdu. Saraçhane'de yapılacak 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belediyeye davet etti. Ben davet edilmedim. Defalarca Saraçhane'ye davet etmiştim. Muhtemelen yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum.